müthiş gösteriler olacak. Katerina Witt bizle birlikte olacak efendim. Bir efsane bizle birlikte olacak ama şimdi ileride inşallah efsane olacak bir Türk sporcusu gelecek. Biliyorsunuz Küçük Sıla'yı hepiniz tanımıştınız. Geçtiğimiz haftalarda Rusya'da ülkemizi temsil etti. Çok başarılı bir performans gösterdi. Şimdi aynı gösterisiyle Sıla Buzda Dans'ta sizlerle birlikte. Alkışlar Sıla için. Geçtiğimiz haftalarda ülkemizi Rusya'da temsil etti. Ve 15. oldu Rus sporcuların arasında. Ve aynı gösteriyi şimdi Buzda Dans'ta sizler için yaptı. Evet, çiçeklerini alıyor. Ben Sıla'yı her izlediğimde çok duygulanıyorum gerçekten. Gene çok başarılı bir performans sergiledi. Evet, bütün çiçeklerini topladı, geldi Sıla. Tebrik ediyoruz seni. Rusya'da 15. oldun. Kaç sporcu vardı? 43 sporcu vardı. Hepsi Rus sporculardı. Ben hariç, evet. Aslında bu büyük başarı. Yani Rusya'da ki sporcuların arasında 15. olmak çok büyük bir başarı bence. Peki bir şeyi merak ediyorum. Oradaki hakemlerin önünde mi daha çok heyecanlandın yoksa bizim hakemlerimizin önünde dans ederken mi daha çok heyecanlanıyorsun? Burada Rusya'da daha çok heyecanlandığımı söyleyeceğim. Doğru tabii. Orası uluslararası. Orada yabancı hakemler vardı. Peki tam puan aldın mı orada hiç? Orada bu
yurt dışında yeni bir sistem gelişti. Elektronik kamerayla turun sayısı eksik mi yoksa fazla tur mu? Doğru jump mı? Böyle level'larla ve artılarla ölçülen bir sistem. Ben orada o sistemle yarıştığım için tam puan denen bir şey yoktu. Anladım. Peki, çok pardon. Katerina Witt bu akşam bizlerle birlikte olacak. Onunla ilgili neler söyleyeceksin? Bir olimpiyat şampiyonuyla birlikte olmak herkesi mutlu ederdi herhalde. Sadece olimpiyat değil, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu ve Almanya şampiyonlukları da, sayısız Almanya şampiyonlukları da var. Hepimiz çok heyecanlıyız ama onunla tanıştın mı içeride? Gördüm, tanışmadım henüz. Peki. Bir şey söyleyebilir miyim? Bak şu anda seni dinliyor. Tamam. Benim bu kaydığım parçanın ismi Severken Vazgeçme. Ben bu kayışımı Zeynep ablaya armağan etmek istiyorum. İlginç bir armağan oldu. İlginç bir armağan oldu. Bunun nedeni ya, ben geçen hafta onu izledim, bırakacağını söyledi ve gerçekten zor durumdaydı. Bence bu döndü, doğru bir karar verdi. Ben o yüzden, o severken vazgeçmedi. O bu sporu sevdi ve vazgeçmedi. Az kalsın vazgeçiyordu ama. Evet. Az kalsın vazgeçiyordu. Zafer Bey, bir şey söylemek istiyorsunuz. Buyurun Zafer Bey. Şimdi ben çok mutluyum Medyapım'ın sponsor olmasına tabii. Sıla kardeşimin daha iyi olması için, bu benim görüşüm, bir tavsiyem olacak. Sıla gibi yetişken o yaşlarda eğer 2-3 kişi daha bulunursa rakibi olur. Rakipleriyle bu işi yürütürse ben daha iyi olurum der. Yalnız kalırsa ben nasıl yapıyorum der. İnşallah antrenörü de bunu görür ve 2-3 kişiyi birden yetiştirir aynı anda. Zaten bu başarısının altında kıymetli antrenörün de çok payı var. İnşallah öyle bir şey olur. Evet.